Yaşadığı şehirden, bulunduğu ortamdan, kısacası yaşantısından sıkılan bir adam, cebindeki az bir miktar parayla yanına hiçbir şey almadan bulunduğu kenti terk edip daha önce hiç bilmediği bir ülkeye gitmiş. Büyük bir meydanda dolaşırken, daha bulunduğu yerlere alışmaya çalışırken birden bir ses duymuş. Bir çığırtkan avazı çıktığı kadar meydanda bağırıyormuş. ''Tiyatro! Gelin! Kaçırmayın! Bu akşam tiyatro!'' Adam hayatında hiç tiyatroya gitmediğinden inanılmaz derecede merak etmiş. Biletin nereden alındığını öğrenmiş. Bilet fiyatının cebindeki tüm para kadar olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden bileti almış. Akşam olmuş, başlamış merakla oyunu izlemeye. Oyun bitmiş, herkes dağılmış ama bizim meraklı öylece kalmış izlediği muhteşem oyunun karşısında. O sırada temizlikçi tarafından salonu boşaltması için ikaz edilmiş. Adamsa, ''Bana müdürünüzün yerini söyler misiniz? Onunla bir şey konuşmam gerek.'' demiş. Seyrettiği oyunun etkisiyle müdürle konuşmuş ve buranın bir parçası olmak için ne iş olursa olsun çalışmak istediğini söylemiş. Müdür çok şanslı olduğunu, şu sıralar bir temizlikçi aradığını, fakat önce onu denemesi gerektiğini ifade etmiş. Ve denemek üzere aylardır el değmemiş kütüphanenin temizliğini uygun bulmuş. ''İşte burayı temizle. Eğer beğenirsem seni işe alırım.'' demiş ve gitmiş. Tiyatro aşkının verdiği zevkle temizlik beklenenden daha kısa sürede bitmiş. Müdür odayı görmeden adamın samimiyetine inanmamış. Onu da diğerleri gibi işi savsaklayan biri sanmış. Fakat odanın temizliğini görünce hayretler içinde kalmış. Aylardır içine girilmeyen oda gıcır gıcır oluvermiş. Müdür bu hızlı ve becerikli adamı işe almaya karar vermiş. ''Tamam, seni işe alıyorum. Fakat benim yatacak yerim yok.'' ''O zaman burada kalırsın ve işe daha erken başlarsın.'' İsteğine kavuşan tiyatro tutkunu, huzurlu bir şekilde odayı terk ederken müdür, ''Adın neydi senin? Buraya yazalım.'' der. Genç adam cevaplar, ''William efendim. William Shakespeare.'' Hayattan ne istediğine karar vererek o uğurda çalışmaya başladığında çalışmaktan asla yorulmazsın ve hayatta ulaşabileceğin en büyük sevinci ve tatmini yaşarsın.''